Kıymetli dostlar, Şehzade Şirazi bugün bir rüyadan bahsedecek. Daha sonra hem bize hem de huzurunda bulunduğu sultana bu rüyadan çıkan hisseleri, nasihatleri anlatacak. Rabbim hissedar olmayı nasip etsin. Biri rüyasında mahşer meydanını gördü. Ama nasıl bir meydan? Güneş ışınlarından toprak eriyik bakıra dönmüş, halkın feryatları gökleri inletmiş, beyinler hararetten kaynamaya başlamış. Bazı ayetlerde, hadislerde anlatılan mahşer manzaralarını Şehzade Şirazi bir de farklı bir şekilde resmediyor. Durum böyleyken ki ne tuhaf, adamın biri, bir gölgeye sığınmış üstünde de zinetten bir cennet elbisesi. Şaşırası manzarayı öğrenmek istedi düş sahibi ve sordu. Ey meclisin zineti bu kalabalıkta sana şefaat eden kim? Yani bu rahatlığın, bu güzelliğin esbabı mucibesi ne ola ki? Adam sakince anlatmış. Vaktiyle kapımın önünde bir üzüm ağacı vardı ve günün birinde salihlerden bir zat bu ağacın gölgesinde uyumuştu. Ben amellerim sebebiyle ümitsizlik içindeyken onun duasına mazhar oldum. Diyordu ki Rabbim sen bu kulunu yani şu ağacı diken kulunu bağışla. Onun sayesinde kendime dinlenecek serin bir yer buldum. Ve böylece mutlak adil olan Allah'tan günahlarımın affını dilemişti. Şimdi çok basit, çok sıradan gördüğümüz amellerden bir amel bu. Yani bir ağaç dikmek. Nedir ki fakat şunu unutuyoruz. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her bir canlı bu insan olabilir, hayvan olabilir, ağaç olabilir, ot olabilir, toprak olabilir. Her birisi kendi lisanınca Allah'ı tesbih etmekte, Allah'ı zikretmekte. Dolayısıyla bizim diktiğimiz herhangi bir ağaç da bizim vesilemizle Allah'ı zikretmekte tesbih etmekte. Biz gece uyurken o Allah'ı tesbih ediyor. Biz işimizde gücümüzdeyken haşa Allah'ı unutmuşken o Allah'ı zikrediyor. Ve oradan gelen bütün zikir, tesbih sevapları o ağacı diken, o otun tohumunu atan insana yazılıyor. Bunları küçümsemeyelim. Hele ki hele ki bu konuda bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki sizden birisi bir ağaç diker, ve onun meyvesinden kurt, kuş, insan hangi canlı faydalanırsa bütün bu sevaplar o şahsa gider. Hatta bazı hadis şerihleri bu meyvenin yenmesinin şart olmadığını, sadece ağacın meyve vermesini, sadece gölge vermesinin yeterli olduğunu söylüyorlar. Yani bu kadar mühim, bu kadar küçümsediğimiz adam ama mühimsemek zorunda kaldığımız, esasen büyümsememiz gereken bir ameldir, ibadettir. Neden ibadettir? Bakın bu mesele o kadar mühim ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde yarın veya biraz sonra kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyuruyor. Yani yarım saat sonra kıyamet kopacak. Bunun haberi size gelmiş. Siz bunun farkındasınız. Onu bırakın. Sadaka vermeye, Allah'ı tesbih etmeye, namaz kılmaya koşun demiyor. Elinizdeki fidanı dikin diyor. Neden? Biraz önce bahsettik. O fidan esasen bir canlı. Siz o canlının hayata tutunmasını, hayatta yeşermesini, boy vermesine sebep olacaksınız ve onun gölgesinden, onun meyvesinden birileri faydalanacak. Belki de çok daha önemlisi onun tesbihi, onun zikri size yazılacak. Bunları bu rüyayı anlattıktan sonra Şehzade Şirazi olayın farklı bir boyutunu sultana anlatıyor. Biz de dinleyelim. Bu sırrı çözdüğümde ne dedim bilir misiniz? Şiraz'ın efendisine yani o mahiyetinde bulunduğu, huzurunda bulunduğu sultana müjdeler olsun. Halk onun himmet gölgesine sığınmış nimet sofrasına oturmaktadır. Ha, bu sadece otla, ağaçla vesaireyle sınırlı bir olay değil. Siz adil bir hükümdar olursanız sizin gölgenize sığınırlar ve hadis-i şerifte olduğu gibi mahşerde hiçbir gölgenin olmadığı o günde gölgede bulunacak yedi sınıf insandan birisi de siz olursunuz adalet, güzel yönetim sizin gölgeniz olmuş olur. Halk onun himmet gölgesine sığınmış, nimet sofrasına oturmaktadır. Evet, kerem sahibi insan meyveli ağaca benzer. Kendinde olanı veren insan meyveli ağaca benzer. Meyvesini atarsan geriye kalan dağ odunudur. Yani bir insan vardır, kendisindekini vermektedir, anlatmaktadır. Bahşetmektedir. Bu meyve veren ağaçtır. Diğeri gene insandır. Sureta insandır. Ama ketumdur. Hiç kimseye bir şey vermez. Hiç kimseye faydası yoktur. Bu şehzadenin beyanıyla odundur. Odun gibidir. Şehzade bazı şeyler böyle direkt doğrudan yüzümüze söylüyor. Odunun köküne baltayı vururlar. Yani eğer bir ağacın meyvesi yoksa baltayı vururlar. Fakat meyve veren ağaç baltalanmaz. Padişahım hem gölgeli hem meyvelisin. Ey kerem ağacı olan padişahım çok yaşa. Allah Azze ve Celle bizi de kerem sahibi insanlardan, meyveli ağaçlardan eylesin ve bu gibi rüyalara giren kullarından yapsın.